الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Abdesti, evet, bitecek bugün. Abdestin sıhhati ve abdesti bozmayan durumlar. Bir madde kalmış, abdesti bozmayan durumlardan. 18 madde var, abdesti bozan durumlar 18, yok 7-8. Abdesti bozmayan durumlar 18 madde. Bozan durumlar 12. Evet, şu maddeyi söylemedik. Bozmayan durumlar. Abdesti bozmayan durumlar. Soruyorsunuz zaman zaman. Kişinin cinsel uzvuna, kendi uzvuna dokunması abdesti bozar mı, bozmaz mı? Organına dokunması, kendi cinsel organına dokunması abdesti bozar mı, bozmaz mı? Bozmaz. Bakalım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Erkeklik organına dokunan bir kimsenin abdest alması gerekir mi diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. O senden bir parçadır. Veya senden bir et parçasıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh bu konuda ben ona mı yoksa burnuma mı dokundum umurumda değil. Yani burnumun yumuşak tarafına mı dokundum hiç umurumda değil, farkında değil. Benden bir parça o. Böyle rivayetler nakledilmiştir. Dolayısıyla Hanefi ulemasına göre Hanefi mezhebinde kişinin kendi cinsel organına dokunması abdesti bozmaz. Bozmaz. Şafii'ye göre bir erkek veya kadın kendisinin veya başkasının cinsel organına dokunması abdesti bozar. Maliki ve Hanbelilere göre de böyledir. Şafiiseniz bozuluyor. Neden acaba? Ancak bunlara göre bir kadının kendi cinsel organına tutması abdesti bozmaz. Kadın olursa bozmaz diye. Kendi cinsel organına dokunması. Şu delil şu. Erkeklik organına dokunan kimse abdest alıncaya kadar namaz kılmasın. Her kim eliyle erkeklik organına arada bir örtü olmaksızın, arada bir engel olmaksızın dokunacak olursa onun abdest alması gerekir. Evet. Cinsiyet uzvuna elle dokunulması sonucunda mezi denilen sıvının çıkıp abdest bozulması daima ihtimal dahilindedir. Yani şimdi Şafii'nin ve diğer mezheplerin değerlendirmesi, sen cinsel uzvuna durup dururken niye dokunuyorsun? Bir amacın var. Şehvet almak için mi? Diyor. Bundan dolayı dokunuyorsan diyor ki böyledir diyor. Mezi gelir diyor. Onun için diyor abdest alacaksın. Şafii, Maliki, Hanbel. Hanefi böyle bir art niyet gütmüyor. Olabilir diyor. İncinsel uzmanında kişi kendisi dokunabilir diyor.
Yani bunda bir art niyet, şehvet aramak gerekmez diyor. Evet, demek ki Şafii ve diğer mezheplerin değerlendirmesi böyle. Dokunmakla, kişi cinsel organına dokunmakla Şafii, Maliki, Hanbeli'de abdesti bozuluyor. Ama Hanefi'de bozulmuyor. Hadi yine iyisin. Evet. Bu bir madde kalmıştı. Bunu da tam cemaat toplanmadan söyledik ama siz anlatırsınız. Olmaz mı? He, o YouTube'a mı bakacaklar? YouTube'da anlatıyor diyor, oraya bakacaklarmış. Duymayanlar. Abdestin sıhhatine engel olmayan şeyler. Sıhhat, geçerlilik. Tırnaklarda bulunan veya bedenin terlemesinden doğan kirler. Pire ve sinek tersleri. Abdestin sıhhatine engel olmaz. Geçerli bir abdest. Yani sinek geldi, elinize, kolunuza kirletti, pisledi. Pire böyle, vücudunuzda. Veya kir, bedenin terlemesinden doğan kirler. Bunlar abdeste mani, sıhhatine mani değildir. Boyacıların ellerinde veya tırnaklarında zaruri olarak kalabilen, yani yıkıyor çıkmıyor boyacı. Araba boyacısı, kaporta abdesti zarar vermez. Ancak bir zarurete bağlı olmaksın. Tırnakların üzerine ince bir tabaka teşkil eden, dikkat, tırnakların üzerine ince bir tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine engel olan boyalar abdestin sıhhatine manidir. Oje sürdü, oje oje. Tırnağı böyle oje sürdü, oje diyor falan. Böyle bir kaplıyor yani tırnağı. Kapanıyor. Bu gibi tabakaların oluşması abdeste manidir, engeldir. Nitekim abdest organlarına yapışmış bulunan mum, hamur, çapak gibi şeyler de böyledir. Yani arıda mum, arının balının peteğinden oluyor değil mi? Böyle sıvanmış derinin üzerinde. Efendim hamur kurumuş. Böyle tırnakların kenarlarında falan kurumuş hamur. Bunları temizlemeniz lazım. Bunlar abdeste mani olur. Bir yaranın üzerine konulan ilaç yaranın dışına yayılmış olursa bu aşılan kısım yıkanır. Yani şöyle elinizin üzerinde yara var. Yaranın üzerine ilaç koydunuz, kenarlarına taştınız. Kenarlarına taşını yıkayacaksınız ama yaranın üzerindeki ilaç yine abdeste mani değildir. Mesheddir. Yıkanılması zarar verecekse mesheddir. Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bildiği halde, kesin ben abdest aldım ya diyor. Ama sonra abdestin bozulup bozulmadığından şüphe etse, abdestli sayılır, şüphe etse. Ben diyor kesin abdest aldım diyor, o gün yani yarım saat önce gittim, abdestim bozulmuştu, abdest aldım ben diyor. Ama böyle bir vesvese sonra acaba aldım mı? Aldım diyeceksin, abdestli sayılır. Şüpheye bırak. Şeytandan. Bunun aksine abdestinin bozulduğunu kesin olarak bildiği halde. Kesin abdesti bozuldu. Bozuldu ya. Gitti ya. Gördüm ben de gördüm. Daha sonra abdest almadığından şüphe etse o zaman abdestse. Kesin gittiğini biliyor. Şüphe ediyor. Yani. Şüpheyi bırak.
Abdest sırasında veya abdestten sonra bir abdest organını yıkayıp yıkamadığında şüphe etse kimse, eğer ya ben kolumu yıkadım mı yıkamadım, başımı meshettim meshettim, her abdest alışında böyle, hep şüphe. Bu devamlı oluyorsa, devamlı oluyorsa, hayır sen başını meshettin diye kabul edeceksin. Ama ara sıra bazen haftada bir falan oluyorsa tekrar şüphen varsa yıkayacaksın. Tekrar yıkayacaksın. Eğer çok kere bu çeşit vesvese oluyorsa o organını yıkaması gerekmez. Her zaman böyle vesvese olmuyorsa tekrar yıkar. Yani ben başımı meshettim mi, etmedim mi diye devamlı böyle şüphe geliyorsa sizden, bırak. Tamam, meshettin. Abdestin olur. Ama ara sıra oluyorsa o gerçekten yıkamadın demektir. Diğer ki hastalık yani. Şüphecilik hastalığı, vesvese. Namazda da olur. Ben fazla kıldım yani, eksik kıldım yani. Öyle deme ya. Devamlı bu oluyorsa, tamam kıldım, otur. Devamlı bu oluyorsa, karıştırıyorsan sen, 3 mü kıldım, 5 mi kıldım diye karıştırıyorsan devamlı böyle, tam kıldım diye oturacaksın, selamını vereceksin. Namazda da böyle. Ama ara sıra oluyorsa, o zaman tekrar kılmak lazım. Abdest organlarından biri veya birkaçı bulunmayan kimse mevcut organları yıkamakla yetinir. Olmayan organ yıkatmaz zaten. Bu organ yerine ameliyatla takılacak başkasının ait organ yine kendi organı yerine geçer, yıkanması lazım. Demek ki abdeste unuttum, abdestli miyim, unuttum mu, unutmadım diye böyle bir şüphe varsa, yani unutmakla abdest bozulmaz. Abdesti bozan şeyler belli. Bunu da çok soruyorsun. Ben abdestimi unuttum falan. Abdest unutulmaz ki, abdest bozulur. Yani affedersin, tuvalete gidersin, efendim bir yerin kanar, uyuyup kalırsın, kendinden geçersin, bunlar abdesti bozar. Unutmak abdesti bozmaz. Ama abdesti olmalı hep hatırlamak tabii güzel bir şey de. Bu abdesti bozan şeyler başına gelmedikçe unutmakla abdest bozulmaz. Evet, meslere geçeceğiz. Takip eden var mı dersleri? İnşallah. Hadi sizi takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Memnun olurum. O zaman biz de böyle takip edenler olursa biz de kendimize geliyoruz. Dikkat ediyoruz yani. Biz de fire vermemeye çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Dinleyenler olmasa anlatan neye yarar? Allah razı olsun. Allah kabul etsin. El Fatiha.